Ayet okuyorum. Rabbimin hükmü bu diyorum. ayeti okuduktan, hükmü bildirdikten sonra boş boş konuşma diyor. Bu konuyla ilgili ayet var mı diyor. O ayet okuyorum. Ya beyin nerede? Acayip bir şey. Adam inkara kendini adamış. Musa Aleyhisselam'a ne hakaretler ettiler. O meşhur Karun ne dedi? Dedi ki peygamber yalan söyler mi? Söylemez dedi. Peygamber hırsızlık yapar mı? Yapmaz dedi. Peygamber zina eder mi? Etmez dedi. İyi e, göreceğiz dedi. Gavurda iftira çok. Allah iftiralardan muhafaza eylesin. Kendi iftiralarını başlarına çevirsin. Bulamıyor bir şey iftira ediyor diyor. Ondan sonra gitti bir kadına verdi para. Gavurda para çok. Ondan sonra o da gitti bir başkasıyla düştü kalktı. Dedi ki ben bunu ispatlayacağım dedi. Ondan sonra birkaç ay geçti aradan çocuk belirmeye başlayınca dedi ki büyük bir toplantı yaptı. Yüz binlerce insan toplandı. Musa Aleyhisselam'ın dediği gerçek dosyalarını dökeceğim dedi. Bütün millet merak etti. Musa Aleyhisselam kimmiş ya falan. Bu millet yalana da çabuk inanıyor ya. O anası biz bunu böyle bilmiyorduk falan. Özlerinde insanların özünde böyle bir ihanete veya iftiraya hemen duman tüttürmek var. Şimdi bu bunu devam ettirmeden şu meseleyi açıklayayım. Bir insan bir olay duydu, yapmamıştır. Bir de baktık, yapmamış. Rahatlarsın. Bir olayı duydun, yine yapmamıştır. Bir de baktık, bu iş olmuş. Tühbe demek kolaydır. 3 bir olay duyduk, yapmıştır. Bir de baktık, yapmamış. Adam gelir, ya Allah aşkına ya. Hemen duydun, saldırıyorsun bana ya. Bu adam seni siler. İsmail olarak ben de silerim. Allah böyle alçaktan dünya ahirette beni uzak eylesin. Bir dur ya, hemen niye saldırıyorsun ya? Demek senin özünde hainlik var. Evet. Bunu açık, konuşalım artık. Ya bir şey duyuyorsun hemen. Yapmıştır yapmıştır. Ne oluyor ya? Bir dur bakalım ya. Birbirimizi tezkiye edelim ya. Şu andaki beşeri hukukta da beraatı zimmet asıldır. Bu İslam hukukunun temelidir. İnsanlar suçsuzdur. Şu andaki şeyde de aynıdır. İnsanlar suçsuz. Suçu ispatlayacaksın. Ama şimdi öyle bir şeye gerek yok. Suçu atıyorsun. Ondan sonra kendini temize çıkart. Ya yok böyle bir şey. Var diyor. Allah böyle hallerden hepimizi muhafaza eylesin. Güzel insanlarla karşılaştırsın. Şimdi dördüncüsü de yapmıştır. Bir de baktık. Yapmıştır vesaire. Şimdi Musa Aleyhisselam e dedi ki Karun ben bunu ispatlayacağım dedi Bütün millet merak etti Musa Aleyhisselam da gitti Ne oluyor dedi Haberi yok E iftiradan nereden haberin olacak Bütün yüz binlerce insan toplanmış Aynı Karun böyle Adamlarıyla Yaverleriyle Yüzlerce adam Bütün adamlarını da toplamış İcili bicili elbiselerde giymiş O elmas pırlanta Adam tonlarca şey var Hazineleri var Yüz kişi taşıyamıyor Anahtarını ayetle Duydunuz mesela Sonunda Dedi ki ya Musa Buyur Peygamber yalan söyler mi? Söylemez Hırsızlık yapar mı? Yapmaz Zina eder mi? Etmez. O kadına dedi. Kalk ayağa dedi. Kalktı. Bütün millet baktı ona. Ha, hamile bir kadın. Diyecek ki ben Musa ile düştüm kalktım. Mevla Teala peygamberi bir zalime maskara eder mi? Etmez. Allah bizleri de muhafaza eylesin. Allah iftiralardan muhafaza eylesin. Ya Rabbel Alim. Ya Rabbel Alim. Veya hayır. eline düşürme ya Rabbi. Mevla nasıl rezil ediyor. Kadıncağız kalktı ayağa. Cebrelesiyle vurdu silliği ona. Başladı konuşmaya. Ey insanlar bu Karun var ya bana para verdi. Ben de gittim ile düştüm kalktım. bu çocuk dedi gayrimeşru bir çocuktur. Musa ile bir Lernen wir <laughs> <laughs> Oo, seni gibi sahtekârı, üçkağıtçı falan. Karun dedi ne diyorsun sen? Vallahi ben demiyorum dedi. Benim haberim yok ne dediğimden. Dedirttiler. Allah bu müfterileri de, bu din düşmanlarını da, bu vatan hainlerini de böyle kepaze eylesin inşallah. Ayy. Yeter ya, yeter be. Yeter ya. Gavurluk yapıyorsun, bir saldırıyorsun ya. Adamın gavurluğundan zevk alamadığı için bu sefer Allah'a, peygambere, bodostama gidiyor böyle. Acayip bir şey. Acayip. Ne yapsın? Zevk alamıyor adam. Nasıl ki siz ibadetten sabah, öyle ikindi, akşam yatsın namaz, ibadetten hızınızı alamıyorsun. Evvabil, işrak, koştu teheccüd var mı yok mu? Var da sen nasıl ki ibadete dümdüz gidiyorsun o da öyle gidiyor işte. Ha cehenneme, cehenneme doğru. Allah kurtarsın da devam edecekse Allah şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Sonra ne oldu? Dedi bu kadar densizliğe dedi Allah senin müstahakkını versin dedi. Allah'ım dedi seni yerin dibine batırsın dedi. Fekasefna bihi ve bidari kasas suresinde yer açıldı Karun'u batırmaya başladı. Bak devamı ne oldu? Bu olayın karşısında bile millet yine ihanetten geri durmadı. Bak bak gördün mü Musa'yı? Adamı batırdım malına çökecek dedi. Ayet ayet. Fehasef nabi. Evet aynen. Söyle bakayım. Malında batsın dedi ya. Fehasefna nabihi bihi o karunu ve bir darihi yurdunu da. Ama orada enteresan olan ne biliyor musunuz? Sohbete başlarken orada net bir cümle kullandı. Karun'un yanında olan bütün adamları da onunla beraber battılar. Filistin'e terörist diyen ve taraftarın hepsi cehennemin dibine gitsin. Bu ne demek ya? Sen bebeğe bebeğe mi terörist diyorsun ya? Bu ne demek ya? Onlar terörist. Bu ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha kendini görüyor. Öğretin de böyle şeyleri mübarekler. Aynaya bakıyor. Bak kalben bir şey söylüyor. Sizinle cennete gidilir ya. Allah'a bize hayırlı ömürler versin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Dinine, ezanına, bayrağına, mukaddesatına sahip insanlarla Rabbim karşılaştırsın.